Ve açayım. Sizlerden isteğim şu, yanınızda bir defter, bir kalem mutlaka olsun. Çünkü önce birazcık sizin çözmeniz için bekleyeceğim. Sonra çözümleri ben yapacağım. Programı açarken de ufak bir sorun yaşıyorum ama oldu. Evet, şu an ekranı görebiliyor musunuz? Evet hocam. Tamam, teşekkürler. Şimdi arkadaşlar buradan şu soruyla bir başlayalım. Önce biraz süre vereyim. Çözmeye çalışın. Sonra birlikte yapalım. Var mı şey buna? Başlıyorum çözüme. Tren istasyonunda bekleyen Ufuk, Kars'a giden bir tren katarının önünden geçmesinin 8 dakika sürdüğünü, İstanbul'a giden bir tren katarının ise önünden geçmesinin 12 dakika sürdüğünü söylemiştir. Hızları eşit olan bu iki tren katarından İstanbul'a gidenin boyu 150 metre olduğuna göre bu iki tren katarı karşılaştıktan sonra birbirlerini kaç dakikada geçerler? Şimdi burada önemli olan bir, hızlarının eşit olduğunu söylüyor. İki, ayrı ayrı bunların önünden geçmesinin sürelerini vermiş. Başlatıyorum. Şimdi arkadaşlar, önce ilk değiştireyim bir dakika. Teknolojiyle insanım. Şimdi arkadaşlar, Kars treninin boyu X olsun. Bu V hızıyla gidiyor olsun. 8 dakikada geçiyormuş. Bu arada bu soruda herhangi bir birim değişikliği yapmayacağım. Çünkü işte sürenin dakika olarak verildiğini görüyorsunuz. Sorunun sonunda da dakika olarak istiyor. Ya da hızla ilgili sadece eşit hızlardır demiş. Herhangi bir kilometre saat, kilometre bölü dakika diye bir şey kullanmamış. O yüzden sadece gördüğünüz sayılar üzerinden yapacağım. Dakika katılmak isteyenler oluyor dersen. Şimdi arkadaşlar, Kars treninin boyu X olsun dedik. V hızıyla 8 dakikada adamın önünden geçmiş. İstanbul treninin boyu yine X İstanbul diye söyleyelim. Hızı V olacak çünkü hızları eşittir demişti. Bu da 12 dakikada mı geçiyormuş? Bir de arkadaşlar şey söylemiş bize. İstanbul'a giden trenin boyunu 150 metre vermiş. Yani şu İstanbul'a giden trenin boyunu 150'dir demiş. Sen buradan 12 ve eşittir 150'den işlemini yaparsan sadeleştirmeni yap. Mesela 3'e böldüm 4, 3'e böldüm 50. 4 ve'yi 50 mi bulmuş olduk? Şöyle yukarı çıkarayım. Peki 4 ve 50 ise arkadaşlar Kars treninin uzunluğu da 8 ve olarak verilmişti dolaylı olarak. 4 ve 50 ise 8 ve de 100 mü olmuş olacak? Şunu bir çekelim. 8 ve de 100 olacak dedik. Şimdi arkadaşlar sorunun sonuna geliyorum. Bu iki tren katarı karşılaştıktan sonra aslında çok net belirtilmemiş. Yani birbirlerine doğru geliyorlar, aynı yönde mi gidiyorlar ama sorudan anladığım şu, bunlar birbirlerine doğru geliyorlar. Dolayısıyla ne olacak? Tamamen birbirlerini geçmeleri için uzunluklarını toplayacağız. Hızları da birbirlerine doğru geldikleri için yine toplanacak. Bu arada bunların hızına ne diyebiliriz? 4 ve 50 demiştik. Buradan V'yi çekelim. 50 bölü 4'ten kaç olmuş olacak? 12,5 mu? Bir tanesinin hızı 12,5. İkisi de aynı hızdaydı zaten. Sorunun sonunu yapıyorum artık. Boylarını topluyorum. Kars treninin boyunu 100. İstanbul treninin boyunu zaten 150 olarak vermişti. O zaman boylar toplamı 250 mi olmuş oldu? Eşitti. Hızlar toplamı arkadaşlar 12,5, 12,5, 25. Çarpı T. 25 çarpı T. 250 eşittir 25 çarpı t olduğundan dolayı da buradan t'nin 10 olduğunu mu söyleriz? Şöyle yukarıya cevabı yazıyorum. Evet, cevabı 10 olarak bulduk. Var mı bana sormak istediğiniz bir şey?
Şöyle soruyu bir düzenleyelim. Yoksa devam ediyorum. Eğer varsa sorun lütfen. Peki. Devam edelim. Yok hocam. Tamamdır. Arkadaşlar şurada Fibonacci sayı dizisi ile ilgili bir soru var. Bunu da beğendim. Bir hızlıca okuyun bakalım. Denemeye çalışın. Bunu TYT sınavlarında da görüyorsunuzdur ya da çözdüğünüz kaynaklarda. Böyle bir sayı dizisi var arkadaşlar. 1, 1, 2, 3 şeklinde devam eden. Buna göre bir şeyler sormuş. Evet, biraz uzun bir soru ama güzel bir soru. Aslında öyle zor bir soru da değil. Sadece uzun uzun anlattığı için biraz kafa karışıklığına neden oluyor. Var mı yorumu olan? Peki. Şimdi arkadaşlar... Bu dizi yardımıyla kilometre türünden verilen bir uzunluğun yaklaşık olarak kaç mil olduğu bulunmaktaymış. Peki ben bu dizinin terimlerini biraz bir yazayım. Şimdi bir, sonra gelen ardışık iki terimin toplamı şeklinde ilerletiyorsun. 1, 2 daha 3, 2, 3, 5, 3, 5, 8, 5, 8 daha 13, 13, 8 daha 21, şöyle alta geçeceğim. 21, 13 daha 34. Yazamadım 34'ü şöyle yapalım. 34. Sonra 55. Değil mi? 21, 34 daha 55. 34, 55 daha 89 diye böyle sonsuza kadar gidiyor. Şimdi soruya dönüyorum. Bir örnek vermiş orada 13 kilometrenin kaç mil olduğunu buldurmuş. Şöyle yapıyor. Üst paragrafa geçiyorum. Bu işlem için kilometre türünden bir uzunluk Fibonacci dizisinin farklı terimleri yardımıyla yazılır. Yani 13'ü bu dizinin içinden farklı terimler yardımıyla yazmış. Mesela 5 artı 8 demiş, 13'tür. Ya da 2 artı 3 artı 8 demiş, bu da 13'e eşit. Sen istediğin bir toplama işlemiyle 13'ü bulabiliyorsun. Ama bu dizinin içinde geçen sayılarla 13'ü bulacaksın. Bulduktan sonra 5 artı 8 için konuşalım. Fibonacci dizisi teriminin kendinden hemen önce gelen terimleri alınıp toplanıyor ve kilometre türünden uzunluğun mil türünden eşiti bulunuyor. Mesela 5 artı 8'i görüyorsun. 13 eşittir. 13 eşittir. 5 artı 8. Bunu alsam. Şimdi diziye baktığında 5'ten önce gelen ne var? 3. O zaman 5 yerine 3 yazıyorsun. 8'den önce gelen ne var? 5. O zaman arkadaşlar 3 artı 5 deyip cevabı 8 olarak buluyoruz. 13 kilometre 8 mile eşitmiş. Şimdi biz sorumuza dönelim. Şurayı ben temizleyeyim. Şimdi şuraya sığdırmaya çalışacağım. Benden ne istiyor? 81 kilometre kaç mil diye istiyor. Şimdi 81'i doldu. Şöyle yapalım. 81 arkadaşlar Fibonacci dizisinin terimlerinden yararlanarak yazmaya çalışalım. Ben şöyle bir eşit söylüyorum. 5 8 artı 13 artı 21, artı 34. Bunları Fibonacci dizisi terimlerinden aldım. Toplamlarını birlikte kontrol edelim. 5, 8 daha 13, 13 daha 26, 26, 21 daha 47, 47, 34 daha 81 oldu. Şimdi ne anlatıyordu soru? Bunları yazdıktan sonra her bir terim, mesela 5, 5'ten önce diziye göre ne geliyordu? Şurada şunu çekersen görebileceksin. 5'ten önce 3 mü var? O zaman 5 yerine 3 yazıyoruz. 8'den önce arkadaşlar 5 geliyor. 13'ten önce 8 geliyor. Şimdi 21, sildim onları ama 21'den önce 13 gelecek. 34'ten önce de 21 mi gelmiş olacak? Şöyle yukarıya tekrardan bizim terimlerini yazayım. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,
55 diye diye gidiyordu. Bunları da toplarsan 50 çıkıyor değil mi galiba? Evet. 8, 16, 16, 13 daha, 29, 21 daha 50 olarak bulunmuş oluyor. Anlayabildiniz mi soruyu? Var mı problem? Varsa sesinizi açıp sorabilirsiniz arkadaşlar. Evet, anladığınızı düşünüyorum. Devam ediyorum o halde. Şimdi bu soru. Okuyun bakalım. Evet, soruyu okudunuz sanırım. Arkadaşlar bir yapmaya çalışalım bakalım. Bir sınıftaki 30 öğrenciye iki farklı sınav uygulanmış ve bu sınav sonuçlarına göre öğrencilere A, B, C, D, E puanlarından biri verilmiş. Aşağıdaki tabloda her bir puan türünü kaç öğrencinin aldığı gösterilmiştir. Şimdi bir örnek açıklıyor. Örneğin birinci sınavda C alan, İkinci sınavda D alan sadece bir öğrenci vardır. Yani şöyle bakıyorsun. Birinci sınavdaki C ile ikinci sınavdaki D'nin kesişiminde 1 var. Orayı da kırmızıyla işaretlemiş. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Sorumuza dönelim. Her iki sınavda aldığı puanlar birbirinden farklı olan öğrenciler sınıfın %60'ını oluşturduğuna göre. Şimdi arkadaşlar ben şöyle düşündüm. Biraz tersten gideceğim. Her iki sınavda aldığı puanlar birbirinden farklı. Şöyle yapalım. Her iki sınavda da aynı puanı alan öğrencilerin bir toplamına bakalım. Yani her iki sınavda da AA alan iki tane öğrenci var. Görüyor musun? A ile A'nın kesişiminde 2 var. BB alan kaç öğrenci var? X öğrenci var. CC alan kaç öğrenci var? 5 öğrenci var. Bunların tam kesişimlerine bakıyorum. DD alan 1 öğrenci var. EE alan 0. Peki arkadaşlar bunların toplamı kaç oluyor bakalım? 8 artı x mi? Bunlar aynı puanı alanlar. Aynı puanı alanlar. Sınıfın mevcudu 30 kişiydi. O zaman ben 30'dan bu 8 artı x'i çıkarırsam geriye birbirinden farklı puan alan öğrencilerin sayısı kalır. Yani 30'dan 8 artı x'i çıkarıyorum ve 22 eksi x oluyor. Farklı puan alan öğrenci sayısı. Şimdi bununla ilgili şöyle bir şey söylüyor. Her iki sınavda aldığı puanlar birbirinden farklı öğrenciler. Yani 22 eksi x sınıfın %60'ını oluşturuyormuş. 30 kişiydi bu sınıf. 30'un %60'ını oluşturuyormuş. Arkadaşlar burada sadeleştirmelerimi yapıyorum ve bunu 18 olarak buluyorum. Dolayısıyla 22'den x çıktı, 18 kaldı. Bu durumda x 4'tür. X'i 4 olarak bulduk. Şimdi tabloya tekrar dönelim. Arkadaşlar bu verilen tablodaki içeride yazılan bütün sayıların toplamı sınıf mevcudunu verirse. AA alan 2 öğrenci var. İşte görüyorsun AB alan 1 öğrenci var. Derken burada tüm sınıfın aslında bir grafiğini yapmış sana. Bu içerideki tüm karelerin içindeki sayıları toplarsan sen sınıf mevcudunun 30'a eşit olduğunu söyleyeceksin. Şöyle bir rengi değiştireyim. Şimdi arkadaşlar tabloyu birlikte toplayalım. İşlem hatası yapmayın. Sizler de kontrol edin. Üst satırı topladım 5. 6, 9, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23. Bir de x artı y var. 23 artı x artı y 30 kişi sayısı. Böylelikle sen x artı y'nin 7 olduğunu söylersin değil mi? Demin x'i de 4 olarak buldum. O zaman y'nin de 3 mü olması gerekiyor? 4 eksi 3'ü sormuş bize. 1 olarak cevabı bulmuş oluyoruz. Varsa sorunuz alabilirim. Peki inceleyin çözümü. Anlamadığınız bir yer varsa tekrar anlatabilirim. Peki sessizlikten anlaşıldığını düşünüyorum. Devam ediyorum.
soruyu yapabileceğinizi düşünüyorum. Bir dener misiniz? Hadi bakalım. Var mı şey bulan? On iki buçuk mu? 12.5 mu? Hemen kontrol edeyim. Evet, çok güzel. Şimdi ben de çözeyim o halde. Kare biçimindeki bir fotoğraf her bir kenarı %20 oranında artacak biçimde büyütülüyor. Peki şöyle başlatalım. Fotoğrafımın orijinali çok kareye benzer ama 10x olsun. Bir kenarına 10x veriyorum, %20'yi rahat büyüteyim. Peki sonra ben bunu büyütmüşüm. 10x'i %20 büyütürsen arkadaşlar ne olmuş olur? 10x'in %20'sini alırsan 2x büyük, 12x mi olmuş olacak? Şimdi diyor ki büyütme işlemi sonucunda fotoğrafın alanı 72 cm kare olmuş. Sen büyüttüğünde yeni bu karenin bir kenarını 12x buldun. O halde bunun alanı ne olmuş olacak? 12x'in karesi, yani 144x kare mi olmuş olacak? Bunun da 72 santim olduğunu söylemiş. Bu da her iki tarafı 144'e bölersen x karenin 1 bölü 2 olduğunu bulmuş olursun. Peki bu elimde bir kalsın. Ve bir fotoğrafçı da 18 liraya bastırılmış. Bu 72 santimetre karelik fotoğraf kaça? 18 liraya bastırılmış. Dursun. İstediği şey şu. Fotoğraf büyütülmeden başlangıçtaki haliyle basılsaydı. Şimdi başlangıçtaki halinin kaç santimetre kare olduğunu bulmamız gerekiyor önce. Biz başlangıçtaki halinin bir kenarını 10x demiştik. O zaman bunun alanı ne olur arkadaşlar? 100x kare, değil mi? X kareyi de 1 bölü 2 olarak bulmuştuk. X kare yerine 1 bölü 2 yazarsam 50 santimetre kare mi olmuş olacak? 72 santimetre kare 18 liraysa 50 santimetre kare kaç liradır? 72 ile 18 arasında bölü 4 görüyorum. O zaman 50 ile de cevap arasında bölü 4 olacak. 50'yi de 4'e böldüğümde 12,5 olarak cevabı bulmuş olacak. Var mı bir problem? Sormak istediğiniz yer. Peki, devam ediyorum. Arkadaşlar şu soru. Bakın bakalım. Bir kenarı 1 santimetre olan kare biçimindeki özdeş mozaiklerle yukarıdaki gibi bir desen oluşturuluyor. Bu işlem için her sıraya 5'er tane mozaik yerleştiriliyor. Yerleştirme yapılırken her sıra bir alttaki sıranın 1 santimetre sağında olacak şekilde diziliyor. Desende toplam 1000 adet mozaik kullanıldığına göre desenin çevresi nedir? Soruyu hatırlar mısınız bilmiyorum ama geçen dönemde sanırım bizim bir TYT denememizde çıkmıştı. Orada da vardı bu tarz bir soru. Biraz deneyin isterseniz. ...808 mi hocam? Bir daha alabilir miyim lütfen? 808 buldum ama. Aferin. Doğrudur. O zaman çözelim. Şimdi arkadaşlar diyor ki her sıraya 5'er tane mozaik yerleştiriyor. Şöyle ben çizmeye çalışayım. Biraz kötü olacak ama idare edin. Her bir sıraya 5 tane 5 oldu galiba. Şimdi tekrar bir üst sıraya daha çiziyorum. Böyle bir kaydıra kaydıra gidiyormuşuz. Sonra yine bir kaydırdım. Böyle.
Sonra tık 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 çıktım. İşte en son şöyle bir şey olsun kabataslı. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Burada son bulduğunu düşünelim. Zeminimi. Şöyle bir yüksekliğimiz oluştu. Şimdi arkadaşlar her sıraya 5'er tane mozaik yerleştirmişim. Desende toplam 1000 adet mozaik kullanılmış. Şimdi burada 5 tane var. Burada 5 tane var. Her bir sırada 5'er 5'er tane olduğuna göre sen bu 1000 adet mozaik kullanıldığını da bildiğin için 1000'i 5'e bölersen 200 olarak şuradaki yüksekliği bulmuş olur musun? Yani 200 tane yukarı çıkıyorsun. Her bir çıkışında şurası 1 santim olarak verilmiş sana. O halde burasını artık ister kısa kenar ister uzun kenar diye düşün. Şu anlık diğer tarafı bilmiyorum. Kaç olmuş olacak? 200 santim olmuş olacak. Bu kısa kenar olacak arkadaşlar. Şimdi burayı 200 olarak bulduk. Burası 200 ise bunun karşısı da 200 olmayacak mı? Neticede ben şuralarını toplayacağım. Bu çizdiğim yerleri görüyorsunuz umarım. Bunların hepsini böyle teker teker üst üste dizdiğini düşün. Tam bunun karşısı yine aynı ölçü olmuş olacak. Yani 200. Şimdi arkadaşlar şöyle bir mantık kurdum ben burada. Dedim ki birinci sıra olarak düşünsem birinci sırada şurada 5 tane ne var? Uzunluk var. 5 santim var. Peki bir üst sıraya geçtiğimde ikinci sırada arkadaşlar ne oluyor? İkinci sıradaki uzunluğum aslında başlangıcıma göre, şurayı başlangıç kabul edersem ne olmuş olacak? 1 kaydırdığım için 6 mı olmuş olacak? Üçüncü sırada arkadaşlar tekrar 1 kaydıracaksın. Bu sefer 7 olmuş olacak. Yani bunların arasında hep 4 fark var. Farkında mısın? O halde en son 200. sırada kaç olmuş olacak? Hep 4 fark olduğuna göre 204 mu olmuş olacak? Bu bana şunu veriyor. Burasının uzunluğunun kaç olduğunu veriyor. Yani 204 olarak oldu. Aynısı aşağıda da olacak değil mi? Burası da 204 olmuş olacak. O zaman bunları bir toparlayalım. Karşılıklı 200-200 var. 400. Nereye yazayım? Bir renk değiştireyim. 200-200 var. 400. Bir de arkadaşlar 204-204 var değil mi? Buradan da kaç gelmiş olacak? 408 mi? 400'le de 408'i toplarsan 808 olarak bulunmuş oluyor. Evet, varsa sorunuz alayım arkadaşlar. Anladınız mı? Hocam bir şey sorabilir miyim? Dinliyorum canım. Şey hani 2'den 6'ya, 3'ten 7'ye şey yaptık ya, ben orayı kaçırdım da bir daha tekrar edebilir misiniz acaba? Tabii ki, tabii ki. Bir dakika hayatım. Şimdi şu birinci sırada, istersen ben bunu tekrar bir çizeyim, daha iyi görelim. Karıştı çünkü gerçekten. İlk sırada şöyle 5 tane karem var. Bu birinci sıra. Sonra üstteki ikinci sıraya geçiyorum. İkinci sıra. Şuradan bakalım, birinci sıranın taban uzunluğu 5 santim mi? İkinci sıranın şöyle uzunluğunu düşünürsen şuraları da saymak durumundasın değil mi? Şu çizik attığım yerlere. Kaç olmuş olacak buradaki mesafe? 6 santim mi? Yani birinci sırada 5 santimlik bir uzunluk var. İkinci sırada 6 santimlik bir uzunluk var. Üçüncü sıraya geçtiğinde yine bunu şöyle... Anlayabildin mi canım? Evet evet, anladım. Tamam, süper. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki arkadaşlar devam edelim. Furkan, yoklamayı almayı unutma, tamam mı? Tamam. Peki. Arkadaşlar şu soru bir de, bana bunlardan çok soruyordunuz. Bir binanın dikdörtgen biçimdeki zemini kare biçiminde özdeş beyaz ve kırmızı fayanslarla yukarıdaki düzende kaplanacak. Zeminin kenarlarından biri 61, diğeri 91 adet fayans ile kaplanabildiğine göre işlem tamamlandığında toplam kaç adet kırmızı fayans kullanılmış olur diyor. Şimdi arkadaşlar biraz benim sürem azaldı galiba. Yani çözmenizi çok bekleyemeyeceğim. Ben bir devam edeyim burada. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda şuna bakıyoruz. Burada şekil nereden itibaren tekrara düşüyor? Şunu bir yakalayıp kenara atabilirsem. Peki.
Şimdi arkadaşlar şekil nereden itibaren tekrar düşüyor? Şu boyadığım yere bakar mısın? Şuraya. Görüyorsunuz sanırım. Ne yapmış? Üstteki sırayı boş bırakmış. Ortanın ortası karalı. Bir alt satıra geçmiş, en sonu karalı. Peki bu yine burada da devam ediyor mu? Bakar mısın? Yine şuraya baksan, yine burada da şöyle boş, ortası dolu, sonra burası dolu. Derken aşağı doğru tekrarın 3-3 olduğunu görüyoruz. Peki aynı şeyi şimdi yana doğru tekrar da bakalım. Burada nasıl tekrarlar? Başka bir renk alalım. Yana doğru tekrar düşünecek olursam yine şuradan görüyorum. Şurası, demin karaladığım yer aslında. Bunu yana doğru yine aynısını şu şekilde yapmış bak. Yine 3-3 yana doğru tekrar ediyor. Aynı şekil, örüntü şeklinde gidiyor arkadaşlar. Peki buna göre o zaman. Şimdi bakalım. Diyor ki zeminin kenarlarından biri 61. Bu kısa kenar. Uzun kenar da 91. Fark etmez hangisini kısa hangisini uzun aldım. Ben şu dik olan yeri şey alacağım, kısa kenar alacağım. Diğerinde uzun kenar alacağım. Şurasını kısa kenar olarak alıyorum. Şimdi arkadaşlar burada 3'te 1 tekrar var demiştik. 61 adet fayans kullanılacak. O zaman 61'i 3'e böleyim. Bu kaç kere tekrar ediyor? 20 kere tekrar. Bir tane de kalan mı oluyor? Bu kalan o kadar güzel denk geliyor ki her bir sırayı tam tamamladığında kalanın her seferinde arkadaşlar şu boşluk mu olmuş olacak? Bir kalan birinci o. Yani hiçbir boyalı bir şey yok onda. O yüzden kalan benim için önemsiz diyebilirim. Peki 91 adet fayans diğer zemine geçelim. Diğerinde şurası diye alacağım. Burada da 91 adet varmış. Yine sağa doğru da 3-3 tekrarlanıyordu. Yine 91'i 3'e bölüyorum. 30 kere tekrar var, 1 kalıyor. Yine arkadaşlar bir kalanın ne olduğuna bir bakalım. Şurayı çekeyim de. Yazdıklarım görünmedi. Bir kalıyor dedik. Bir kalan yine arkadaşlar her bir sütun olarak inceliyorsunuz bu sefer. Yine her seferinde şurası mı kalmış olacak? Yine hiçbir boyalı fayansın olmadığı bir sütun kalmış oluyor. Şimdi bunu şöyle düşünebilirsin. Şöyle çizmeye çalışayım. Yana doğru yapacağım. Şöyle üç tane. Şöyle üç tane. Şurası karalı, şurası karalı. Arkadaşlar yatayda inceleme yapıyorum. Önce şurayı inceleyeceğim. Her bir işaretlediğim yerde kaç tane boyalı yer var? 2 tane. Peki bu kaç kere tekrar edecek demiştik? 30. O zaman 30 ile 2'yi çarpıyorum arkadaşlar. 60 mı olmuş oluyor? Yana doğru 60 kere bu olay gidiyor. Şimdi aşağı doğru gidelim. Aşağı doğru da yine her bir seferde kaç tane var? 2 tane vardı. Peki bunu kaç kere yapacaktık? 20 kere mi yapacaktık arkadaşlar? O zaman bu 60 olayı 20 kere tekrar edecek mi? Yani 60 çarpı 20'den cevabın 1200 olduğunu bulmuş oluruz. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. Evde pasta kesmişsinizdir ya da fazla bir kişiye bir şeyleri paylaştırmaya çalışmışsınızdır. Mesela sen bir pastayı 15 kişiye bölmek istesen şuradan 3 tane olsa burayı da 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde yapsan 15 kişiye eşit olarak ne yapmış olacaksın? Paylaştırmış olacaksın. Yani ne yaptık? Bu tarafta 60 tane bulduk. Aşağı doğru da 20 kere tekrar vardı. Bu 60 20 kere tekrarlanacak. 60 çarpı 20 1200 olacak. Peki anlamadığınız bir yer var mı? Soru varsa eğer. Yok hocam. Peki süpersiniz o zaman. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi ya şu soruyu çok beğendim. Bir bakın bakalım. Bir üniversitede açılan doktora programına başvuran adaylara 5 farklı konuyla ilgili eşit sayıda soru bulunan bir sınav yapılıyor. Bir adayın başarılı olması için şartlar şunlardır. En az 3 konuda başarılı olmak, bir konuda başarılı sayılmak için o konuyla ilgili soruların en az yarısını doğru cevaplayacaktır. Yani bir en az 3 konuda başarılılık şartı istiyorum. Başarılı olabilmesi için de o konuyla ilgili soruların en az yarısı doğru cevaplanacak. Peki diyor ki, bu sınavda başarılı olmayan bir aday en fazla 39 soruya doğru cevap verdiğine göre sınavda toplam kaç soru vardır? Şimdi arkadaşlar 5 farklı konumuz var. Birinci konu, ikinci konu, üçüncü, dördüncü, beşinci. Dersler olarak düşünün. Matematik, fizik, kimya vesaire. Bir de şöyle bir şey var. 5 farklı konuyla ilgili eşit sayıda soru var.
Arkadaşlar bu eşit sayıyı ben sorunun diğer maddesinde bir de en az yarısını cevaplamak diyordu ya, yarısını rahat alabilmek için her birinde 2x tane eşit sayıda soru olduğunu öngörüyorum. Her birinde 2x soru olsun. Şimdi en az 3 konuda başarılı olmalı. Peki bu sınavda başarılı olamamış benim çözeceğim kişinin durumu. Başarılı olamadı ama en fazla 39 soruya cevap vermiş. Şimdi o zaman arkadaşlar 3 konuda başarılı olması gerekiyordu. Bunun yapabileceği en fazla şey ne? 2 konuda tüm soruları yapmak. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Peki başarılı sayılmak için o konuyla ilgili soruların en az yarısını doğru cevaplamak zorundaydı. Şimdi çocuk şey yapamamış, başarı kazanamamış ama 39 soruya en fazla cevap vermiş. 2x'in yarısı ne olur? X. En az yarısını diyor ya, demek yarısını cevaplayamamış. X eksi bir tanesini mi cevaplasın diğerlerinde? Böylelikle bu elinden gelen her şeyi yapmış oluyor ve en fazla 39 soruya cevap vermiş oluyor arkadaşlar. Toparlayacak olursam. En az 3 konuda başarılı olacaktı. Başarısız olduğu için ben 2 konuda bütün soruları yaptığını düşünüyorum. Maksimum en fazla 39 soruya cevap verdiği için. Diğer 3 konuda da arkadaşlar demek ki yarının altında kalmış. O zaman ne yaptım? 2x tane soru demiştim. Bunun yarısı x. Yarının altında kalsın. X eksi 1'dir. Arkadaşlar artık burada gördüğünüz bu 5 soru, konunun sorularının toplamına bakıyorum. Aynen, 60 geldi o zaman. 60 oluyor, evet, süper. Toparlarsam 2x, 4x, 5x, 6x, 7x eksi 3 oluyor sanırım. Bunu da 39'a eşitledim. 7x 42, x 6. Benim toplamda burada topladığımda 10x tane soru mu var? Her biri 2x taneydi. 10x'i sormuş oldu. X de 6 olduğu için cevabı 60 olarak buldum. Var mı problem? Peki. Kadar sürem kaldı acaba? Bir soru var, onu yetiştirebilirsem. Evet, şu soruyu da çok beğendim. Bir okuyalım hızlıca. Aşağıdaki haritada A, B ve C şehirlerine gidecek bir uçağın rotası verilmiş. Şehirler arasındaki uçuş süreleri ve saat farkları ile ilgili şunlar diyor. Bir dakika var. Bir dakika mı kaldı? Peki şöyle yapalım o zaman arkadaşlar. Bir dakikada bunu yetiştiremeyebilirim. Ben size bu kalan soruyu, bir de başka sorularım daha vardı. Onları gruplarınıza aktaracağım bir şekilde. Oradan soru çözümü yaparsınız, olur mu?